Hocam bir de bize tavsiye olarak hayal vehim konusunu kavramak ve gün içinde yaşadığımız olaylara karşı tutumlarımızda bu sırrı kavramış bir ruh halinde olabilmek için hangi vesilelere yönelebiliriz? Sevgilerle hocam, Mert Aydın. Maddenin hayal olduğunu tam kavrarsanız çok heyecan duyarsınız. Rahat yaşayamazsınız, rahat edemezsiniz. Yani kaybolma hissi gelir üstünüze. O kaybolma hissinde de çok tedirgin olursunuz. Onun için varmış gibi düşünüp, yani işin aslını bilip, yani konunun aslını bilip, fakat varmış gibi düşünerek devam edeceksiniz. Çünkü orada yani hal alırsınız bu sefer. Efendim, derin bir vecd haline girersiniz. Fena makamına geçersiniz. Fena makamına geçtiğinizde panik olabilirsiniz, söyleyeyim. Yani çünkü madde olmaktan çıktığınızı hissedersiniz. Yani hayal olduğunuzu hissedersiniz. O da sizde çok şiddetli heyecan meydana getirebilir. Bir şey olmaz ama heyecanlandırır sizi. Ona giriş için yanınızda bir sultan olması lazım. Ayette de diyor, hani beni bir güzel bir girişle girdir. Güzel bir çıkışla çıkart. Beni bir sultanla destekle diyor, şeytanın Allah'a sanırım. Bir mürşit olması lazım yanınızda o hale girmeniz için. Onun dışında teorik bilmeniz yeterli olur. Yani teorik bilmeniz. Ama onu böyle yaşamaya kalkarsanız çok heyecanlanırsınız. Onu her beden kaldırmaz, onu söyleyeyim. İnşallah. Yani zaten Allah'ın açık Kur'an'daki açıklamasında zaten ona çok fazla işaret ediyor Allah. Yani mesela her şeyi ben yarattım. Her şey bana ait, her şey güç veren benim. Yani bütün ayetlerin ifadesinde bu çok net zaten açıklanıyor, anlatılıyor. Fakat varmış gibi kabul etmemiz Kur'an'da işaret ediliyor. Yani varmış gibi. Hayal olduğunu bilip ama varmış gibi hissetmek. Anlaşıldı mı? Yani bir nevi var kabul edilmesi inşallah. İnşallah. Çünkü dışarıda aslı var. Ama yine hayal, gölge bir varlık olarak var. Şey olarak değil. Yani bizim anladığımız anlamda değil. Gölge varlık olarak yine dışarıda da var aslında. Biz de onun görüntüsünü görüyoruz inşallah. İnşallah. Efendim, yani bir nevi yakaza haline geçersiniz. Yani madde olmaktan çıkarsınız bir nevi. Onda da çok şiddetle heyecanlanacağınız için gerek yok. Yani tavsiye etmem. Yalnızken çok heyecan verir size. Ama bir şey olmaz çünkü sürekli Allah o modda tutuyor. Yani o moddan çıkamaz. O şeyin içerisinde yine kalır. Mesela Resulullah vahiy geldiğinde nur kesiliyor bütün vücudu. Ondan sonra vahiy geliyor. Yani madde gibi değil. Önce bir vücudunda değişiklik oluyor. Yani maddi alemden tecerrüt ediyor. Nur haline geldikten sonra vahiy geliyor. İnşallah.